belge içerisine imaj aktarabilmek için hemen örnek dosyalar içerisinden grafiklerle çalışmak, Dry Plus logo JPEG dosyasını hemen şu şekilde tutup sürükleyerek çalışma belgeniz içerisine atabilirsiniz. Şu an belge üzerinde dikkat ederseniz imlecimin sağ alt köşesinde Dry Plus logosu, yani almış olduğum imaj dosyası küçük olarak kendini gösteriyor. Bu andan itibaren bu imajı nereye konumlandırmak istiyorsam bir kere tıklayabilirim. Evet, imajın boyutu neyse o boyuta göre tam olarak tıkladığım nokta sol üst köşesi olacak şekilde kendisini yerleştirdi. Komut Z ile bir adım geriye gelip bir önceki import etmeden, yani place etmeden önceki haline geri dönelim. Ve tekrar diğer bir yöntemi kullanalım. Bu yöntemde örnek olarak logomun konumu burası, ancak şurada bir yerde daha logo kullanmak istiyoruz. Ve iki sütun genişliğinde olacak. İlk sütunun sol kenarından başlayıp mouse'a tıkladıktan sonra klavyeden herhangi bir başka tuşa basmadan orantılı bir şekilde boyutunu ayarlayarak import edebilirim. Yani place edebilirim. Üçüncü bir yöntem de şu. Klavyeden tekrar komut Z diyerek geri alalım işlemimizi. Klavyeden shift tuşuna basarak eğer nesneyi eklemek isterseniz, hemen tutup sürüklemeye başladığınızda dikkat ederseniz orantısı artık bozularak eklenmeye başlıyor. Bu aslında çok da arayacağımız bir özellik değil. Ancak yine de bazı nesneleri eklerken burada kullanabileceğimiz bir yöntem. Son bir işlemimiz daha var. Bunun için tekrar komut Z ile geri alıyoruz. Son olarak bir işlemimiz daha var. Bu işlem için Adobe Muse uygulama dosyaları içerisinde header banner JPEG adında bir dosya var. Bu dosyayı çağırmadan önce belge içerisine hemen şu fazladan eklemiş olduğumuz logoyu delete tuşuna basarak siliyoruz. Çağırma yöntemimizi file üst menüsü place, klavyeden kısa yolumuzda komut D. Açılan import penceresi üzerinden hemen sayfalarla değil grafiklerle çalışmak ve header banner JPEG dosyasını aç butonuna basarak ekliyorum. Az önce logonun da durduğu gibi imlecin sağ alt köşesinde imaj kendini gösteriyor. Ve tıklayıp sürükleyerek devam ettiğimde bakın orantılı bir şekilde devam ediyorum. Ancak bu import işlemi esnasında imajın çerçevesiyle, şu an bir çerçeve içerisinde bu imaj, bu çerçevesiyle tekrar oynayarak bir croplama işlemi yapabilirim. Bunun için ne yapacağız? Klavyeden belirli bir şekilde boyuta getirdikten sonra klavyeden komut tuşuna basıp şu şekilde bakın sürüklediğinizde, evet, orantılı bir şekilde tekrar kadrajlamanıza yardımcı olacak. Bu kadrajlamayı orantısız olarak yapmak isterseniz klavyeden komut tuşuna basarken ayrıca shift tuşuna da basarak buradaki croplama işlemini, orantısını bozabiliriz. Evet, şuraya kadar. Sağ taraftaki, yani aynı banner'ı kullanmak istiyoruz ama sağ taraftaki büyük çamaşır makinesi görünmesin. Şu kenara kadar görünsün. Evet. Bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Peki imajları import ettik. Daha sonrasında düzenleme yapmak istiyoruz. Daha sonrasında düzenleme yaparken her zaman nesne üzerinde değişiklik yaparken onu seçmemiz gerekiyor. Seçim aracımız Selection Tool, klavyeden V harfiyle de başka bir araçtayken bu araca geçiş yapabiliriz. Nesne üzerine tıklayıp seçtikten sonra bakın herhangi bir köşe noktası veya kenar orta noktasına doğru geldiğimde imleç değişiyor ve büyütüp küçültmeye başlıyorum. Bu büyütüp küçültme işlemi esnasında da eğer klavyeden yine shift tuşuna basarsanız orantısını bozarak yine boyutuyla oynayabilirsiniz. Geri alalım işlemimizi. Geri aldıktan sonra import ederken croplama işlemi yapmıştık hatırlarsanız. Bu croplama işlemi üzerinde bir değişiklik daha yapmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz değişiklik sol taraftaki çamaşır makinesi illüstrasyonunda görünmemesi. Bunun için Selection Tool yanında bakın bir crop aracı var. Crop Tool. Bu Crop Tool aracıyla gelip nesne üzerinde hemen köşelerden tutarak, kenar noktalarını da kullanabiliriz tabii ki de, buradaki çalışmamızın
kroplanmasını sağlayabiliriz. Aslında bu kroplanma işleminde nesnemiz herhangi bir şekilde kesilmiyor. Sadece InDesign mantığı şeklinde bir çerçeve içerisinde imaj geliyor ve imajın çerçevesinin boyutunu tekrar ayarlıyoruz. Buradaki boyutu nesnenin geriye kalan kısmını tekrar görebilmek için Selection Tool'dayken imaj üzerine çift tıkladığınızda bakın buradaki görünen şu alan bizim çerçevemizin olduğu alan ama imajımızın asıl boyutunu da dışarıda yine aynı şekilde görebiliyoruz. Bunların haricinde bir de çerçeveye sığdırma işlemleri var. Şu anda çerçeveyi bizim belirlemiş olduğumuz imajın belirli bir alanı görünüyor. Ancak bu çerçeve içerisine tam olarak sığdırılmasını isteyebiliriz. Tabii bu sığdırma işlemi iki yöntemde olabilir. Birincisi fotoğrafın boyutu öngörülerek yani buradaki imajın boyutu öngörülerek veya çerçevenin boyutu öngörülerek buradaki boyut sığdırma işlemi yapılabilir. Bunu yapabilmek için ne yapacağız? İmajımız seçili Selection Tool'a sağ klik Fitting Fit Content Proportionally içeriye göre hemen gördüğünüz gibi tekrar sığdırma işlemini yapmış olduk. İkinci yöntemimiz bakın alt kenarlarda ve muhtemelen üst kenarda da boşluk çıkacak. Yine sağ klik yaparak Fitting Fill Frame Proportionally seçeneğini seçtiğimizde de buradaki çerçeveye sığacak şekilde imajı büyütecektir. Bu tür işlemleri Object üst menüsü Fitting altından da bulabiliriz. Ayrıca gördüğünüz gibi Alt Shift Komut E veya Alt Shift Komut C olarak da yine buradaki işlemlerin birer kısa yolu var. Bu kısa yolları da çalışmalarınızı yaparken kullanabilirsiniz.